Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, yerlerin göklerin kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu bizleri kendi mülkünde irhamu men fil ard yerhamukum men fis sema, yeryüzünde merhamet edin, Allah size merhamet etsin. Errahimun yerhamuhumur rahman, merhamet edenlere merhamet sahibi olan, sonsuz merhamet sahibi olan Allah merhamet edeceğini bildiriyor. Osmanlı kurulduğunda yeryüzünde önce ilim ehlini bu kendilerine menhec edindiler. Şeyh Edebali Hazretleri ve Osmanlı kendi çevresindeki işte 400 çadır bir tane fakir muhtaç bırakmadı. Mevla Celle Celaluhu bütün dünyaya hakimiyeti bu minval üzerine nasip etti. Yani demek ki doğru bir istikamete gitmek gerekiyor, bir de etrafa merhamet şefkat etmek gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz bu alan, şöyle yakından gösterebilirsek, burada 5000 kişilik yemek çıkartıyorduk. Bu bölümde, şu içerideki bölümlerde tabii dar bir alan da orası, aşçılarımız da buradalar. Böyle bir alanda bu çalışmaları 20 seneyi aşkın sürdürdük. Tabii yetmeyince bunu 10 bine çıkartmak hedefinde olduk. Şu anda tabii ciddi bir tadilat var burada. Ekip çalışıyor. Allah herkesten razı olsun. Vakfın kurucuları, arkadaşlarımız hepsi buradalar. Bu vesileyle burada inşallah bu bölümde depolar olacak. Alt katta soğuk hava depolarımız var. Şu tarafa doğru baktığımızda buraya 20'ye yakın kaç taneydi şeyler? Ocaklarımız 20 tane. Ocaklarla inşallah 10 bin hedefindeyiz. Şöyle geçebilir miyiz içeriye doğru? Geçelim. Şöyle bir bakalım. İnşallah. Evet, selamun aleyküm. Şimdi şu gördüğümüz bölümde inşallah tamamında ocaklar sıralanacak. Ocaklarımız tabii burada tadilat olduğu için burada normalde burası yemek yenilen yer idi. Tabii bu alan yani ihtiyaca içerideki bölüm yetmediğinden dolayı bu sefer buradaki alanı olduğu gibi aşhane olarak, yani yemeğin pişeceği yerler olarak yapıldı. Çok da ferah bir alan çıkıyor. Efendim geniş bir alan yetiyor. Efendim kiler ayrı. Burada yemek pişiren yer tamamıyla kapanıyor. Şurada da kapılar olacak. Yani buradaki buhar vesaire havalandırma sistemi dışarıda kurulu. Yani alt katlarda soğuk hava depolarımız, asansörlerle irtibatlar kuruluyor. Ve burada ciddi bir tadilat ve ciddi bir maliyet çıkıyor. Derdimiz odur ki geleni geri çevirmeyelim, ümmete yar olalım. Tekrar ediyorum, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'de olan bütün imkanları etrafıyla paylaştı, İsar'ı gerçekleştirdi. Bunu da özet olarak arz edeyim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığını yapmak mümkün değil. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olanları dağıtıyor. Dağıttıktan sonra borç alıyor, onu da dağıtıyor ve borçlanıyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz olan imkanların hepsini veriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz yarısını veriyor. Ondan sonraki dönemlerde efendim normal sistemi devam ettiriyorlar. İhtiyacı kenarda bırakıp fazlasını dağıtıyorlar. Ama günümüze baktığımız zaman olan biriktiriliyor, verilmesi gereken biriktiriliyor, biriktiriliyor ve cema fe'a, ahirette pişman olacak olanları Kur'an anlatırken biriktirdi, dağıttı. Şimdi burada biz Allah'ın bir lütfunu söylemek durumundayım. Şu anda cuma saati olan imkanlar, yaz dönemi tatile girmeden bu tadilata başladığımızda olan imkanların tamamı, şu anda depolar sıfırlandı. Eylül döneminde biz işte bu sistemi başlatacağımızda, yani bir yağ olarak, pirinç olarak, işte nohuttur, fasulyesidir, kırmızı mercimektir, yani sıfırdan alım suretiyle başlatacağız. Yani Ebu Bekir Sıddık misali, biz de hepsini dağıttık. Ancak tabii borca girerek dağıtmadık. Çünkü o Resulullah Efendimizin yaptığı bir durumdur ki onu yapabilen varsa ben tebrik ederim. Ancak Ebu Bekir Sıddık misali diyebilirim. Zaten ben Ebu Bekir Sıddık'a aşık bir insanım. Allah da bunu bize nasip etti diyeceğim. Biz olan imkanları şu anda, mevcut rafları da gösterebiliriz. Bak şu anda raflar bomboş. Gıdalar buradaydı. Gıdaların olduğu raflar burası. Efendim Nasreddin Hoca misali boş tabağı gösterdi. Aşure olsaydı buradan yedirecektim dedi. Gıda olsaydı buradan dağıtacaktık. Gıdaların hepsini sıfırladık. Eylül döneminde tekrar el birliğiyle inşallah efendim başlatacağız. Ve efendim bu işi büyüteceğiz. Tabii burada hafızlık, Arapça, İslami ilimlerde gayret eden öncelikle Kur'an müessesesi, medreselerimize ve ciddi fakir muhtaçlara dağıtıyoruz.
ve yurt içi yurt dışı çalışmalar devam ediyor. Bu hizmetlere destek veren arkadaşlarımıza, emek verenlere, gayret edenlere, burada çalışanlara, hizmet edenlere, destek verenlere Allah'ım sağlık, sıhhat, afiyet, selamet nasip eylesin. Özellikle cuma saatini seçtim çünkü duaların kabul olduğu bir andır. Şimdi de cuma vaazına başlayacağım. Yani böyle bir saatte dua ediyorum. Rabbim Celle Celal ecdadımızın bütün dünya İslam'ın nurunu önce ilim ehlini menhec ettiler. Burada ilim ehli yetişiyor. Büyük fıkıh çalışmalarımız var. İkinci sırada bir tane fakir bırakmadılar. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu tür benzer çalışma yapanlara da Rabbim muvaffakiyetler versin. Bu vesileyle bütün emek veren burada vakfın kurucular arkadaşlarımıza, görev yapan aşçılarımıza, ve buradaki personelimize hepsine Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. En başta destekçilerimize Allah dünya ahiretlerini mamur eylesin. Dualarımız sizinledir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ve şu hadiste bitireyim. Ramazan'a yani Muhammed Sabuni Hazretleri, o mübarek üstadımız dedi ki bu silsileyle bu hadis-i şerif bana kadar geldi. Bize de bu hadis-i şerifin rivayet zincirine kattı. Ve orada çok şahit olanlar da oldu. O şekilde Errahimun yerhamuhumur Rahman rivayet zincirinde biz de bulunuyor. Böyle bir güzel bir hatıra da var. Sabuni Hazretlerimize de Allah rahmet eylesin. Errahimun merhamet edenlere yerhamuhumur Rahman sonsuz merhamet sahibi olan Allah merhamet eder. O vesileyle biz ümmete merhamet edelim. En başta ilim ehline, fakire yardım 10 sevaptır. Akraba olursa 70'e çıkar, ilim ehli olursa 7000'e çıkar. Onun için Allah İlim ehlini yüceltmeye, onları baş tacı etmeye muvaffak eylesin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şu hatırlatmayla bitiriyorum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine-i Münevvere'ye geldiğinde önce cami yapıyor, hemen yanı başında Ashab-ı Suf'a ilim ehlini yetiştiriyor ve yeryüzünde İslam'ın nurunu yayıyor. Peki, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şu aşevi çalışmamızı, ilmi çalışmalarımızı inşallah efendim çok çok büyüterek, el birliğiyle, gönül birliğiyle arttırmayı, genişletmeyi Rabbim nasip eylesin. Rabbim dünya ahiretimizi mamur eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha Allah'ım.